Şu kirli dünyadan göklere doğru yüksel. Ruhun şad olsun. Ötelerde manevi yürüyüş yap. Kötülüklerle dolu, günah ateşleriyle yanıp kavrulan bu dünya şehrinden sıçradın, çıktın. Neşeyle kurtuluş evini yurt edin. Orada yaşamaya başla. Ey ruh! Şu dünyada içinde yaşadığın vücut öldü, yok olduysa olsun. Sen o bedeni yaradana git. Vücut yıkıldı, toprağa düştüyse düşsün. Sen kendin baştan başa can ol, ruh ol. Ecel gelip çattığı için yüzün safran gibi sararıp solduysa üzülme. Ötelerde erguvan renkli lale bahçelerinde oturmaya başlarsın. Ahbaplarından, dostlarından ayrıldın. Yapayalnız kaldıysan gam yeme. Dostlukla Hakk'a yakın ol. Eğer sudan, o ekmekten uzak kaldıysan, sen kendin manevi ekmek ol da canlara, gönüllere güç, kuvvet ver. Hayatta amin. Başımız sağ olsun kardeşim. Artık sadece ikimiz kaldık. Doğru. Evvela Mustafa abim, şimdi de Cihangir. Ne yazık ki asıl ölmesi gerekenler hala hayatta. Boşuna heveslenme Bayezid. İkimizden biri hayatta kalacak. Ve o ben olacağım.
فأتت اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Cihangir hepimizin göz bebeği. Kıymetlisin. Bu acıyı birbirimize tutunarak atlatacağız. Başka çaremiz yok. Fatih, beni yalnız bırak. Bu acının bir sonu var mı? Azalacak mı? Yoksa ömrümün sonuna dek yaram hep öyle kanayacak mı? Allah'ım. Yeri göğü yaradan Rabbim. Cihangir'i neden aldın benden? Neden? Günahlarımın bedeli mi? Eğer öyleyse neden benim canımı almadın? O günahları ben işledim. Lanetli olan, günahkar olan benim. Her şeyi ben yaptım. Cihangir masumdu. Oğlum masumdu. Benim canım alacaktı. Benim canım alacaktı evladımınkini değil. Allah! Sultanım, şükürler olsun Rabbim sizi bize bağışladı. Allah korumuş madem ya daha ötede olsaydınız düşünmek bile istemiyorum.
yalnız kalsınlar. Azade yegane kardeşimizdi. Şimdi artık o da, Mustafa abim de yok. Bu vakitten sonra birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bayezid, Mustafa abim yanlış ittifaklara sürüklenenlerin başında sen geliyorsun. İlla bir suçlu arıyorsan evvela dön de kendine bak. Yeter.
böyle bir günde bile neyin hesabını soruyorsunuz birbirinize? Öfkeniz bu kadar mı baskın? Bırakın artık birbirini suçlamayı. Siz Hürrem Sultan'ın evlatlarısınız. Savaşamazsınız, kin güdemezsiniz. Zuhur tek yol. Anlamıyorsun Mihrima. Artık her şey değişti. Sulh mümkün mü? Sen evvela bunu bir sor kendine. Sütlü kahve. Kendi icadım. Kahvenin o keskin kokusunu alıp ağızda muazzam bir tat bırakıyor ağam. Bu aralar çok rağbet görüyor. Sümbül ağa yok mu? Hayırdır, niçin sordunuz? Hiç. Bir ahbabım göremeyince merak ettim. Kendisi saraya döndü. Burayı da bana devretti. Afiyet olsun. Bu kadar kalleşliğe taş olsa çatlardı. Şehzade Cihangir de dayanamadı elbet. Bu dünyanın yükünü taşımak ağır geldi. Şehzade Mustafa'nın katliyle başladı her şey. Rüstem Paşa nefes aldığı müddetçe rahmetli şehzademizin kemikleri sızlayacak. Şehzademiz mezarında ters dönecek. Ağam, beğenmedin mi ağam? Paşamızın biraz ateşi var. Lakin vaziyeti iyi. Bir müddet istirahat etmesi lazım. Zinhar ihmal etmeyin. Maalesef hayat onun için eskisi gibi olmayacak. Kendini eksik hissedecek. Muvazenesini koruması için üzerimize düşeni yapmamız icap eder. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Tıbbi olarak ne lazımsa tatbik edeceğiz. Âlâ. Sakin ol. Seni mermer köşke getirdim. Saatine kavuşana dek burada kalacaksın. Ben de sana refakat edeceğim. Gerek yok. Ben kendi köşkü... Bana kızgın olduğunu biliyorum. Bunu konuşacağız elbet. Lakin şimdi sırası değil. Evvela iyileşmen... Eski kuvvetini tekrar kazanman icap eder. Gel. Nurbanu. Ne oldu? Beni beklemiyor muydun yoksa? Bekliyordum elbet. Lakin bu kadar çabuk değil. Mektubunu alır almaz yola koyuldum. Buna verdiğimiz anlar daha yüzül geldi. Bir an evvel sana kavuşmak da arzum. Başın sağ olsun. Zor günlerdi Nurbanu. Sen yanımda yokken hele. Ben artık buradayım. Bana sarılacaksın, bana tutunacaksın. Güç vereceğim sana. Herkes çok hassas. Sabırlı olmak, akıllı davranmak zorundasınız şehzadem.
Bilhassa saltanat naibiyken. Atacağınız yanlış bir adım felaket getirebilir. Ben felaketi çoktan tattım Lala. Günahsız Mustafa abim, validemin ve Rüstem Paşa'nın hırslarının kurbanı oldu. Cihangir, Cihangir kahrından öldü. Daha kötü ne olabilir? Ha, söylesene. Aman diyeyim şehzadem. Bu laflar çok tehlikeli. Kul ne zaman isyan etse Allah başına daha büyük bir felaket gönderirmiş. Şehzadem, Hur Cihan Sultanımız yollamışlar. Düşünüyorum da Lala. Rahmetli Mustafa abimin vefatında Hur Cihan da kabahatli. Abimin gizli evliliğini ortaya dökmeseydi hünkârımız belki de bu denli kızmayacaktı. Belki de Mustafa abime itimat edip hakkındaki ithamlara inanmayacaktı. Elbette. Saadet gibi acılar da birbirine bağlıdır şehzadem. Belki de söylediklerinizde haklısınız. Lakin böyle düşünmenin bir sonu yok. Kimseye de hayrı yok. Hur Cihan Sultan için fikrimin ne olduğunu evvelden beri biliyorsunuz. Bir hataydı. Bana kalırsa bir mektup yazın, Kütahya'da kalsın, gözden ırak olsunlar. Vaziyet zaten hayli karışık. İstemiyorum. Acılarını affedecek. İnan bana. Nasıl inanayım? Nasıl güveneyim bundan sonra ben sana? Kaderimle baş başa bıraktın. Ölüme terk ettin sen beni. Gelecektim. Kılıcımı kuşandım. Allah şahidim. Seni kaybetmek bana yıkım olurdu. Seneler sonra çıktın karşıma. Kaybedemezdim. Neden gelmedin o vakit? En güçlü zırhların bile zayıf bir tarafı vardır Sinan. Benimki de aşk. Mihrimah Sultan. O durdurdu beni. Mani oldu. Sonra da hak verdim ona. Nihayetinde bu bir tuzaktı. Eğer gelseydim ikimiz de ölürdük. Senin yaşayıp yaşamadığından dahi emin değildim. Belki de çoktan öldürmüşlerdi seni. Yine de beni kurtarmak için bir şeyler yapabilirdin. Yaptım. En güvendiğim adamları yolladım. Söylenen yerde kimse yokmuş. Haber alınca yıkıldım. Öldüğünü zannettim. Ama şükürler olsun ki buradasın. İyisin. Sana bunu yapan o atmacayı bulup kendi ellerimle sökeceğim ciğerlerini. Atmaca beni niye bıraktı biliyor musun? Bana her baktığında kardeşini nasıl sattığını hatırlaman için. Sultanımız nasıllar? Afiyet dediler inşallah. Cihangir'in vefatı onu derin bir buhrana sevk etti. Ben bile yanına gitmeye çekinir haldeyim. Gel. Az evvel yeğenlerimi gördüm. Büyümüşler.
Sen nasılsın? Saatinize duacıyım sultanım. Ben de taze için yanınıza gelecektim. Başınız sağ olsun. Rabbim şehzademiz Cihangir'in mekanını cennet eylesin. Amin. Bilal yanıma gelirsin. Şimdi beni kardeşimle yalnız bırak. Hayrola Mirim'e? Bir şey mi oldu? Günlerdir aklımda. Bir türlü diyemedim. Yüzleşmekten kaçtım Zira. Hünkâr mısın? Ne haldeydi? Nasıl karşıladı Cihangir'in kaybını? Mustafa abim açısından. Mahvoldu. Mustafa abimin ömrüne o hükmetti. Belki de onunla birlikte Cihangir'inkine. Lakin en çok onun canı yandı. Peki ya Cihangir? Çok acı çektim son anlarında. Hayır. Ağrısız, sızısız bir şekilde ruhunu teslim etti. Hekimler afyon şurubu vermişlerdi Zira. Keşke elimden gelseydi de mani olabilseydim. Yoksa Bayezid gibi sen de beni itham edeceksin olanlardan. Daha Cihangir'in cenazesi kaldırılmadan keşke sen ölseydin diye haykırdı yüzüme. Hem de herkesin önünde. Böyle devam ederse haddini bildirmek zorunda kalacağım. Sakın Selim. Sakın. Her şeyden öte Bayezid şu an saltanat naibi. Onun bulunduğu makama hürmet göstermek zorundasın. Atmaca'dan haber var mı? Maalesef paşam. Saklanıyor muhtemelen. Daha çok adam takın peşine. Mutlaka bulun o köpeği. Bu söylediğiniz mümkün gözükmüyor paşam. Ne demek bu? Sen ne söylüyorsun be adam? Böyle buyuruldu paşam. Hepimiz ikaz edildik. Emirlerinizi yerine getiremeyeceğiz. Ne demek bu? Hangi hadisi söyledi bunu? He? Gazanfer Ağa'yı ikaz etmek lazım sultanım. Bir gören olur, birilerinin kulağına çalınır. Kötü niyetliler her daim yanlış manalar çıkarmaya teşne. Maazallah okkanın altına siz gidersiniz. Bu sarayda her yer göz kulak sultanım. Kimse yok işte. Hem mühim bir mevzu olmasa Gazanfer bizzat görüşmeye çağırmaz değil mi? Gazanfer. Sultanım. Ne bu? Okuyun. Okuyun sultanım, anlayacaksınız. Allah Allah. Derhal Kütahya'ya gönder. Emredersiniz şehzadem. Neler oluyormuş da haberimiz yok. Büyük iş başardın Gazanfer.
yüzünüzü bir nebze olsun güldürebildiysem ne âlâ. Hem de nasıl? Dile benden ne dilersen. Yanınızda olmaktan, size hizmet etmekten gayrı bir lütuf istemem. Âlâ. Yakında sarayda öyle bir vaveyle kopacak ki. Şehzadem Selim'i hesaba almayanlar bedelini ödeyecek. Paşam. Emrindeki ağlara, bostancılara talimat vermişsin. Benden emir alamazlarmış. Neler oluyor Sokullu? Derhal izahat ver. Göze batmaya başladı artık paşam. Şartlar değişti malum. Ne yazık ki artık Vezir-i Azam değilsiniz. Sen ne dediğinin farkında mısın be adam? Sen kimsin de böyle bir talimat verirsin? Senin haddine mi? Emir benim değil paşam. Vezir-i Azam Ahmet Paşa böyle buyurmuşlar. Hatta sizin sarayda kalmanıza dahi karşılar. Ancak ben kendilerine vaziyeti izah eden bir mektup yolladım. Nihayetinde geçici olarak buradasınız. Geçici, öyle mi? Sana da gün doğdu. Ahmet Paşa sayesinde arzu ettiğin şeyi yaptın. Lakin unutma Sokollu, bu rüzgar bir gün dinecek ve ben yeniden Vezir-i Azam olacağım. İnşallah paşam. Benim de gönlümden geçen bu. Lakin o vakte kadar Vezir-i Azam Ahmet Paşa'nın emirlerine riayet etmem şart. Ben Sultan Süleyman Han'ın damadıyım. Arkamda Hürrem Sultan var, Mihrimah Sultan var. Bu meseleyi onları dahil etmek istemem. Lakin vaziyetimi fırsat bilip Ahmet Paşa'nın yolundan gidersen bunun bedelini canınla ödersin. Anladın mı beni? Şimdi o atmaca denen eşkıyanın yakalanması için emir ver. Eğer bana onu getirirsen bu yaptığın saygısızlığı belki unuturum. Çok şükür uyudu sultanım. Şifacı kadının verdiği ilacın tesirinden. Hangi yürek dayanır bu acıya Fidan? Evvela Mustafa. Akabinde Mehmet'im. Daha kaç kurban vereceğiz bu kana doymak bilmeyen zalimlere? Sen şu ilaçtan vermeye devam et. Uyusun daha iyi. İnşallah Cezayir'deki abileri avuntusu olur. İnşallah sultanım, inşallah. Size de ilaçtan vereyim mi sultanım? İstanbul'a varana dek rahat edersiniz. Gel. Nurbanu? Dışarı çıkın, yalnız bırakın bizi. Şehzadem, duyduklarına inanamayacaksın. Şehzade Bayezid, Huri Can Sultan'la nikah kıymış. Ne diyorsun? Sen nereden öğrendin? Gazanfer'in marifeti. Şehzademiz Cihan Genias'ını tutarken seni meşgul etmek istememiş. Bundan mütevellit evvela bana geldi. Bak sen şu işe. Bayezid yine bildiğini okumuş ha. Bakalım validen bu mektubu görünce ne diyecek? Hayır şehzadem. Ne demek hayır? Hürrem Sultanımızın bu mektuptan haber olursa meseleyi örtbas etmek ister. Hele ki Mihrimah Sultanımız mutlaka mani olur. Şehzade Bayezid elbet inkar edecek. Mektubu kendisinin yazmadığını söyleyecektir. İşi taliye bırakamayız. Aklında bir şeyler var belli ki.
Hürrem Sultan Şehzade Cihangir'in dairesine kapandı. O günden beri yüzünü gören yok. Allah'ın sopası yok Gülfem. Şehzade Mustafa'ya yaptıklarının bedelini işte böyle ödüyor. Bunlar daha iyi günleri. Rabbim sevdiği kullarını yanına aldı. Mustafa'm, Cihangir'im. İnşallah bu dünyada bulamadıkları saadeti, huzuru cennet bahçelerinde bulurlar. Amin. Sultanım, rahmetli Şehzademiz Cihangir ve Şehzademiz Mustafa'nın ruhları şad olsun. Rabbim okunan duaları işitsin de hanedanımıza daha fazla gam keder vermesin. Amin. Hayret. Nasıl oldu da geldi yanımıza? Bu hatun fena Gülfem. Sen onun boyuna posuna bakma. Bir bu kadar da yerin altında. Dengelerin değiştiğinin farkında. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Hürrem Sultan'ın sözünden çıkacağını sanma. O hiç belli olmaz. Şehzadem. Şeyhülislam Ebu Suud Hazretleri başsağlığı dileklerini yolladılar. Şehzademiz Cihangir'in kaybı herkes gibi Müftü Efendi'yi de hayli müteessir etti. Eksik olmasın Müftü Efendi. Kendilerine sevgi ve hürmetlerimi ilet. Çekilebilirsin. Rahmetli Cihangir'in kırkında merhum Mustafa abimin aziz ruhu için hayır hasenat yapılmasını emretmişsin. Nereden icap etti? İkisinin de gönlümdeki yeri aynıydı. Acıları da öyle. Hem ben öyle münasip gördüm. Sana hesap verecek değilim. Sen ve acı nasıl merhametin? Merhamet? Ne merhameti Selim? İki kardeşimi de toprağa verdim ben. Artık merhametin zerresi dahi kalmadı bende. Hala anlamadın mı? Gel. Sultanım. Nurbanu Sultan geldi. Sizi görmek isterler. Gelsin. Sultanım, sizi taşlıkta göremeyince merak ettim. Afiyettesinizdir inşallah. Haremde Hürrem Sultanımızın hali dillere düşmüş. Onun acısı, kederi, diğerlerinin neşesi bayramı olmuş. Hürrem Sultanımız ayağa kalkmalı. Ağırlığını herkes hissetmeli. Kolay değil. Aslan gibi iki tane evladını kaybeden bir anne artık o. İnşallah Beyazıt ve Selim kavgayı tutuşmaz da valide huzur bulur. Her şey Selim'e bağlı tabii.
Anlamadım Sultan. Beyazıt fevridir. Saman alevi gibi. Çabuk parlar, çabuk söner. Selim ise rahat durmaz. Onu kışkırtacak bir mevzu bulur illaki. Hürrem Sultanımız şehzademiz Selim'e yalnız yürümeyeceksin diyerek destek vermişlerdi. Yoksa siz validenizle aynı fikirde değil misiniz sultanım? Bu ne cüret? Sana izahat mı vereceğim ben? Haşa sultanım. Ne haddime? Anlaşılan o güzel kafanda tilkiler dolaşmaya başlamış bile. Ancak dikkatli ol hatun. Boyundan büyük işlere kalkışma. Sen vazifelerini yap. Evlatlarına meşgul ol. Şehzade Selim'i memnun et. Kâfi. Valideme gelince. Yaz bitti artık. Odadan çıkma vakti geldi. Sen beyhude. Ömrünüzün sonuna dek bu acı yüreğinizde mühürlenmiş olarak kalacak. Lakin geride bıraktığınız yüzünüze hasret, sesinize muhtaç iki oğlunuz ve bir çaresiz kızınız var. Bizim için hayatta kalmak, tutunmak zorundasınız. Selim, Bayezid.
Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ahmet Paşa, hazırlığını yap, Amasya'ya gidiyoruz. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Mahidevran. Hepimizin başı sağ olsun. Mihri Nisa. Rahmetli oğlumun sevcisi. Abisi Hasan Reis'e haber yolladı. Onu almak için bir gemi gönderdi. Cezayir'e gidecekler. O vakte kadar burada benim yanımda kalacak. Allah sizlere sabır versin. Dayanma gücü versin sultanım. Amin. Hala nefes alıyorsam tek bir sebebi var Gülfem. Ben nasıl yandıysam öyle yansınlar istiyorum. Evladımın, torunumun kanına giren zalimler acı içinde kavrulsun istiyorum. O vakte kadar bana uyku yok. Ölüm yok. Daha şimdiden yaptıklarının bedelini ödemeye başladılar. Rüstem Paşa, can korkusuyla sıçan gibi köşe bucak saklanıyor. Hürrem'e gelince, Rabbim ona en büyük acıyı nasip eyledi. Evlat acısı. Peki Sultan Süleyman? Kendi evladının kendi torununun boynuna ip geçiren o değil mi? Zavallı Şehzade Cihangir'in ölümüne neden olan o değil mi? Kendine gel hatun. Ali Osman hakkında böyle konuşamazsın. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu dünyada olmazsa ahirette. Bu divanda olmazsa Hakk'ın divanında. Ama elbet hesabını verir. Hadi buyurun. Daireniz hazır olana kadar benimle kalacaksınız. Gel. Sultanım. Ne var Sümbül? Mahidevran Sultan burada. Sıraya gelmişler. Ne işi var onun burada? Vallahi bir malumatım yok. Merhum şehzadenin zevcesi Mihri Nisa Hatun da buradalar.
Belli ki Fatma Sultan almışlar sarayı. Yoksa zinhar giremezdi. Ki bu eksikti. Kendilerince validemden hesap sormaya gelmişler belli ki. Sultanım, Hürrem Sultanımıza söyleyelim mi bilemedim. İşitirse vallahi daha beter olur. Zaten hali hiç iyi değil. Eğer bir gün derdin olursa Rabbine dönüp benim çok büyük derdim var deme. Derdine dönüp çok büyük Rabbim var de. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Açılın.
kalbimin ışığı söndü sultanım. Gönlümün sahibi şehzademi, sevgilimi aldığınız gün karanlığa gömüldüm. Tam bu kan deryasında boğulmak üzereyken evladım, Mehmet'im tuttu elimden, çekip çıkardı beni gam ve keder kuyusundan. Ona sığındım, ona sarıldım. Fakat siz sultanım, onu da aldınız elimden. Yaşasaydı eğer, yanımda olsaydı, bir umut bahar gelecekti yine. Dağlarda çiçekler açacaktı, kuşlar şakayacaktı. Gül kokusu, gül kokusu saracaktı dört bir yana. Kan kokusu. Siz sultanım, siz bu dünyanın mevsimini değiştirdiniz. Öyle bir kış başlattınız ki, bu rüzgar asla dinmeyecek. Önüne kattığın ne varsa silip süpürecek. Herkes kendi kaderine sürükleyecek. Benim kışım bitti sultanım. Sizin kışınızsa yeni başlıyor. Hazretleri. Thank you.
Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Tutuldu mühür-ü cemali, bozuldu erkanı. Vebale koydular al ile Ali Osman'ı. Lokman'a! Hünkârım. Taşlıcalı Yahya'yı getirin. Emredersiniz hünkârım. Sen ne bekliyorsun burada? Dilini mi yuttun Taşlıcalı? Sualime cevap ver. Senin gibi aşağılık bir köpeğe verecek cevabım yok benim. Laflarına dikkat et Yahya. Unutma. Ne beyliğin kaldı ne hükmün. Batmacayı nasıl cehenneme gönderdiysem seni de yanına gönderir. Mahmut'a. Hünkârım sizi çağırıyorlar, Yahya Bey. Hünkârımız bu aralar hayli hassas. Hal ve tavırlarınızda itina gösterin Yahya Bey. Tabii kellenizi düşünüyorsunuz. Şehzade Mustafa'nın dara düştüğü bu alemde benim kellem gitmiş çok mu? Gel. Hünkârım. Bu merseyi sen mi yazdın? Birileri okur mu? Tesiri olur mu? Acıları teselli etmeye yeter mi bilmem hünkârım. Lakin gücüm ancak bu kadarına yetti. Hükmünüz karşısında boynum kıldan ince hünkârım. Bir asker gibi ölmek nasip olmadı. Hiç değilse bir şair gibi öleyim. Kalemin kuvvetli. Şiirlerin âlâ. Seninle bu âlemdeki vazifen buymuş demek. Yüce Rabbim senin canını ne vakit ne şekilde alır bilemem lakin emin ol bir şair olarak öleceksin. Ben sağ olduğum müddetçe hiç kimse seni bu mersiye için itham edemez, sana ceza veremez. Şimdi var git yoluna. Bir daha da karşıma çıkma.
insanlar öfkeli sultanım. Allah muhafaza, niye çıktık ki dışarı? Ahali kimin ne olduğunu gayet farkında. Bana dokunmazlar. Mahidevran tez vakitte dönmeli. Bu hali beni korkutuyor. Gözyaşlarını dindirmek istiyorum, lakin bu mümkün değil. İnşallah yüreğine su serpebilirim. O nasıl olacak sultanım? Siz burada bekleyin. Sultanım, uzun zaman oldu. Hançerle mi uyuyorsun artık? Kapıda onca muhafız varken. Kim hain, kim değil, ayırt etmek güç. Hiçbir yerde emniyette değilim Mihrim ağa. Hürrem Sultanımız nasıl? Daha iyi. Benim için. Selim ve Bayezid için toparlanmaya çalışıyor. İnşallah Selim ve Bayezid rahat durur da valide müsrana uğramaz. Sadece ikisi kaldı. Savaşamazlar. Başka bir yolu olmalı. Başka yolu yok Mihrim ağa. Bu yolun sonu çukur. Bu yolun sonu ölüm. Biri düşecek, diğeri ayakta kalacak. Biri Habil, diğeri Kabil. Kazanan kim bunu zaman gösterecek. Birinin hatun daha fazla dayanamadı demek. Mekanı cennet olsun. Amin. Mahidevran da hiç iyi değil. Neyse ki acısından güç alıyor. İntikam hırsı çok. Ben de size bu konuyu görüşmek istiyordum. Rüstem Paşa saraya sığındı malumunuz. Zevciniz Ahmet Paşa Hazretlerinden bir haber yok mu? Rüstem Paşa'nın şimdiye kadar çoktan saraydan uzaklaştırılmış olması gerekirdi. Sokollu. Mani olmuş belli ki. Ama ne fayda? Ahmet Paşa bugün yarın payitahta gelir. Gerekeni yapar. Hünkârımız. Amasya'da kalacaklarmış. Amasya mı? Nereden icap etmiş? Kim bilir. Belki de oğluyla vedalaşmak istemişlerdir. Ben artık gideyim. Ahmet Paşa gelmeden hazırlık yapmam lazım. Bir şey olursa Yeni Bahçe Sarayı'na haber et. Ben hemen sana ulaşırım. Gel. Şehzade Hazretleri. Payitahta hoş geldin Ahmet Paşa. Hünkârımızın vekili mutlu almak herkese nasip olmaz. Tebrik ederim. İnanıyorum ki bu mühim vazifeyi layıkıyla ifa edeceksin. Lütfediyorsunuz şehzadem. Bu sözlerinizle kulunuz Ahmet'i bahtiyar ettiniz. Âlâ. Ne haberler getirdin, anlat. Safevilerle sulh akdetmenin arifesindeyiz. Tahmasp savaşı bitirmek için ciddi tavizler vermeye razı. Hangi savaş Ahmet Paşa? Bu sefer Tahmasp'tan çok rahmetli abime karşı tertip edildi malum. Hünkârımız nasıllar? Bir şey dediler mi? Sıkıntılı günler geçirdiler. Lakin şimdi gayet iyiler, sıhhatleri yerinde. Saltanat naibi olarak devlete nasıl hakim olduğunuzu bizzat anlattım kendilerine. Pek memnun oldular. Anadolu'da Şehzade Mustafa'nın idamından sonra çıkan isyanlar, malumlar öyle değil mi?
Eyaletlere haber gitti şehzadem. Beyler icabına bakıyor. Hepsi ciddi isyanlar değil zaten. Lakin Rumeli'deki isyan başımızı ağrıtabilir. Selanik civarında bir düzmece Mustafa çıkmış. Asker toplamaya çalışıyormuş. Şimdiden sayıları 5000'i bulmuş diyorlar. Düzmece Mustafa mı? Sahtekar gafil. İdam edilen şehzadenin kendisine çok benzeyen alelade bir yeniçeri olduğunu söylermiş. Bu dediklerine inanan gafilleri de etrafında toplamaya başlamış. Ne yapmalıyız tavsiyen nedir? Ateş daha fazla büyümeden söndürmek icap eder şehzade. Ben derhal tetkik edip size malumat veririm. Âlâ. Çekilebiliriz. Aman şehzadem. Dediklerinize dikkat edin ne olur. Ahmet Paşa Şehzade Mustafa'nın dostuydu. Lakin şimdi kimin safında bunu tahmin etmek güç. Söyledikleriniz hünkârımızın kulağına gider maazallah. Bu zamanda kim dost, kim düşman belli değil. Validem. Zihninizi böylesine meşgul eden Mühür Nisa'nın ölümü öyle değil mi? Mahidevran. Sarayda mı hala? Hadiseden sonra şifahaneye götürdüler. Epey orada kaldı. Belli ki aklını yitirmiş. Fatma Sultan da pek alakadar. Dairesini almış. Hasta uyumuş, yatıyormuş öyle. Çoktan gitmesi lazımdı. Lakin sırf beni huzursuz etmek için kalıyor. Unutun validem. Unutun. İstikbale bakın. Önümüzde büyük bir tehlike var. Ahmet Paşa gelmiş. Fatma Sultan'ın desteğiyle bize diş bileyecek, rahat vermeyecektir. Rüstem Paşa'nın derhal makamına geri dönmesi lazım. Mehrim'a. Ahmet Paşa itibarlı bir devlet adamıdır. Fatma Sultan'ın evli olması bu hakikati değiştirmez. Bize zararı dokunmadığı müddetçe onu karşıma almak istemem. Rüstem Paşa'nın vaziyeti ne olacak peki? Bekleyeceğiz Mehrim'a. Kavga gürültü istemiyorum. Çetin mücadelelerden geçtim. Hayli yorgunum. Bunun en büyük şahidi de sensin. Sultanım. Şehzademiz Bayezid Hazretlerine ve Fatma Sultanımıza geldiğimi haber verin. Emredersiniz. Karım. Ne yapıyorsunuz siz? Neden geldiniz buraya? Haberin yok anlaşılan. Şehzadem davet etti. Beni yanında istediğini söylediler. Ben de mektubu alır almaz hemen yola revan oldum. Gel. Sultanım. Birazdan geliyorum Can Feda. Çocuklar uyandı mı? Uyuyorlar hala.
Uğracağın sultan gelmiş az evvel, haber vereyim dedim. Nihayet. Gözün üzerinde olsun. Can feda geldi az evvel. Huri Cihan Sultan gelmiş. Ortalık fena karışacak. Şehzade Bayezid'in yerinde olmak istemezsin. Hayırlı sabahlar olsun. Yalnız da uyandığım sabahlara hasret kalmışım. Ben de yanında uyuduğum gecelere. Uzun zamandır ilk kez bu kadar huzurlu bir güne uyandım. Hünkârımızın seni veziri azam tayin etmesine pek sevindim. Lakin bir o kadar da üzüldüm. Malum, ahali Sultan Süleyman'a damat olasın diye beddua okumaya başladı. Merak etmeyin sultanım. Ben tedbirimi aldım. Vazifeyi kabul etmeden evvel canımı hünkârımızın teminatı altına aldım. Dedikleri gibi gözün kara ve selam. Sen yine de söylenenlere güvenme. Dikkatli ol. Evladına kıyan sana zerre kadar acımaz. Devir hak edenin kazandığı devir değil. Rüstem rahat durmayacaktır. Eski vazifesini geri isteyecektir. Haklısın. Düştü bir kere. Bir daha ayağa kalkmamalı. Ondan temelli kurtulmalıyız. Aldığı her nefes rahmetli Mustafa'mı sevenler için zulmdür. Aklınızda bir şeyler var belli ki. Aslında her şey birbirine bağlı. Şu anda Bayezid tahtın en kuvvetli adayı. Hürrem'in de asıl göz bebeği o. Maazallah, hünkârımıza bir şey olursa eğer tahta Bayezid çıkar. Böylece Hürrem ve Bayezid'in iktidarı başlar. Rüstem de hemen yanlarındaki yerini alır. Oysa Selim herkese karşı mesafeli. Bakma sen Hürrem'le öyle yan yana olduklarına, yalan. Eğer onu tesirimiz altına alırsak, eğer Selim'in yanında olursak, Hürrem'in canını işte o zaman yakabiliriz. Gel. Şehzadem, Huri Cihan Sultan Hazretleri geldiler. Gelsinler. Bayezid. Neden geldin Nuri Cihan? Üstelik ben sana Kütahya'da kalmanı emretmişken. Sen ne diyorsun Bayezid? Hem mektup yazıp yanına çağırıyorsun hem de azar işitiyorum. Ne mektubundan bahsediyorsun sen? Bana böyle davranmaya hakkın yok. Böyle laflar işitmeye gelmedim ben. Bu mektubu ben yazmadım. Benim mektubum değil bu. Huri Cihan. Sultanım.
Ne işin var senin burada? Ne demeye geldin? Durun validem. Onun bir kabahati yok. Biri bize oyun oynamış. Bayezid karşısında uğrayacağını görünce ne yapacağını şaşırmıştır. Yakında alırız haberlerini. Şehzadem, sultanım. Vezir-i Azam Ahmet Paşa sizinle görüşmek isterler. Mesele neymiş? Bir malumatım yok şehzadem. Arzu ederseniz yanınıza çağırayım. Hayır. Beklesin, ben gelirim. Hayırdır inşallah. Ahmet Paşa'nın seninle ne hesabı olur ki? Seferde birlikteydik. Bana aile yakın davrandı. Ben de ona. Zira Vezir-i Azam olarak onu Rüstem Paşa'ya tercih ederim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yeni Vezir-i Azam'la aranı iyi tutmakta fayda var. Belki o da yeni bir ittifak peşinde. Mümkün. Onun da benim gibi Rüstem Paşa'dan haz etmediği aşikar. Avusturya Kralı'nın elçisi Ogier Giselinde Busbek. Türklerin büyük hükümdarı Sultan Süleyman Han Hazretlerini selamlarım. İmparatorumuz Ferdinand'ın barış dilekleriyle ülkenize geldim. Hediyelerimizi kabul buyurursanız büyük şeref duyarız. Kralınız Ferdinand, kudretli padişahımızın yüce gönlünden ne talep ediyor? Yüce Padişah Hazretleri, imparatorumuzun hakkı olan Erdel'i bize verirse her yıl makul bir hediye yüce tahtınıza takdim edilecektir. Birkaç yıl evvel kuvvetleriniz Erdel'e girdi. Fakat çok fazla zayiat verip geri çekildiler. Savaşarak alamadıklarınızı hediyelerle mi alacaksınız? Siz evvela işgal ettiğiniz Macar topraklarını Zapolya'ya geri verin. Kral mektubunda ne yazmış? Yüce İmparatorumuz iyi niyetlerini sunarak on yıllarca devam edecek sulh talep ediyorlar. Bunun için de Avusturya topraklarını darmar eden Akıncı ve Serhat Beylerinin durdurulmalarını talep ediyorlar. Âlâ, âlâ. Avusturya Kralı Zapolya'nın hakkı olan toprakları iade etmedikçe Avusturya'ya rahat ve sulh yok. Ancak akılları başlarına gelsin diye 6 aylık bir aman veriyorum. Bu 6 ay içerisinde Akıncılarım Avusturya topraklarına taarruz etmeyecekler. Sultanımız bugün cömert günündeler. Şehzade Hazretleri. Hoş geldin paşa. Hayli uzun ve zor bir sefer oldu. Öyle oldu şehzadem. Safevilerle müzakereler devam etse de sefer fiilen bitti. Hünkârımız Amasya'da kaldılar. Bir müddet sonra teşrif edecekler. Âlâ. Varlığına bize kuvvet verdin paşa. Hünkârımız da ben de senden ziyadesiyle memnunuz. Sadaret makamı nihayet emin ellerde. Lütfediyorsunuz şehzadem. İçimde seninle iyi anlaşacağımıza dair bir his var. İnşallah yanılmıyorumdur. Haşa. Son hadiseler hayli ibret verici oldu. Bir devlet adamı olarak hanedanın istikbalini, sizin gibi asi olmayan, hünkârımıza sadakatle bağlı, iyi yetişmiş bir şehzadede görüyorum.
Öyle düşünmene sevindim. Lakin bu o kadar kolay değil. Şehzade Bayezid hayli zorlu bir rakip. Öne geçmek için her türlü fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ne fırsatından bahsedersin paşa? Rumeli'de bir düzmece Mustafa isyanı çıktı. Gafilin biri ben Şehzade Mustafa'yım, ölmedim diye ortaya çıkmış. Giderek güçleniyorlar. Hünkârımız derhal bastırılmasını emrettiler. Saltanat naibi olarak bu vazife Şehzade Bayezid'e verilecek. Sen ne demeye çalışıyorsun? Bu isyan Şehzade Bayezid için bir imtihan olabilir diyorum şehzade. Malum bu mevzuda pek hassaslar. Hisleriyle hareket ediyorlar. Bayezid heyecanlıdır. Düşünmeden adım atar. Bense bir şeyi 40 kere düşünür. Öyle harekete geçerim. Bir şehzadede olması icap eden en mühim vasıf budur elbette. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Geldiğini söylediklerimde şaşırdım. Epeydir mektup da yollamıyorsun. Bas sağlığına geldim sultanım. Beni gördüğünüzde sevinmediniz mi yoksa? Sevindim elbet. Çok da özledim. İyi oldu geldin. Konuşacak çok şey var. Elbette. Lakin ben şimdi müsaadenizi isteyeyim sultanım. Uzun yoldan geldim. İstirahat etsem daha iyi olacak. Hem daha geç olmadan Mahidevran Sultanımızı da ziyaret etmek isterim. Tabii. Nasıl uygun görürsen. Sultanım. Bu Huri Cihan bir işler çeviriyor. Buraya yazıyorum. Huri Cihan çenesini sıkı tutarsa kimse şüphelenmez. Fatma Sultan'ı ziyarete geldiğini söyler. Eğer bir kişi dahi dillendirirse önünü alamayız. Herkes nikahlandığınızı işitir. Havadis hünkârımıza kadar gider. Bu sebeple sessiz kalmalıyız. Huri Cihan bir an evvel Kütahya'ya dönmeli. Mektubu yazanı nasıl susturacaksınız peki validem? Rüstem'le Mihrimah biliyordu. Acaba orta yerde konuştular da biri mi işitti? Bana Mustafa yapabilir mi? İhtimal vermem. Buna cesaret edemez. Kaldı ki Huri Cihan'ın Kütahya'da kalması hususunda beni ikaz eden oydu. Onun tavsiyesiyle Kütahya'ya mektup yazmıştım. O mektupta biri çalmış anlaşılan. Selim. Mümkün. Mümkün değil. Öğrendiği an soluğu benim yanımda alırdı. Bu kadar emin olmayın validem. Selim'in tıyneti belli. Her şeyi beklerim ben ondan. Selim'e itimat etmek zorundasın. Kardeşine beslediğin bu düşmanlığa da bir son ver artık. Ortalık çoktan birbirine girmeliydi. Lakin dediğim çıktı işte. Hürrem Sultanımız hadiseyi örtbas etmek istiyor. Artık mümkün değil bu Nurbanu. Eminim şu anda ne yapacaklarını konuşuyorlardır. Belki de acele etmemiz gerekiyor. Hadiseyi mektupla mı bildirsek hünkârımıza? Hayır Nurbanu. Hünkârımız bunu benden bilmemeli. Hem Bayezid'le bu şekilde karşı karşıya gelmeli miyim? Emin değilim. Yanılıyorsun Selim. Kaybedecek vakit yok. Şimdi sıra sizde. Hünkârımız bir evladını gözlerinizin önünde öldürdü. Diğeri de kahrından öldü. Mihrinüsa Sultan haklıydı yaptığında. Allah korusun. Seni Murad'ı kaybetsem, ben de aynısını yapmakta tereddüt etmem. Fahriye. Gözünü Huri Cihan üzerinden ayırma. Yanlış bir şey yapmaya kalkarsa mani olursun.
Emredersiniz sultanım. Öyle beddua ettim ki Rabbim evlat acısını tekrar tattırdı sana. Cehennemde yanacaksın. Senin yerin cehennem. Allah'ım! Cehennemde yanacaksın. Allah! Cehennemde yanacaksın. Sultanım! Cehennemde yanacaksın. Yerin cehennem. Sultanım yapmayın. Bir yolum var. Rabbime dua ediyorum, kanlı bıçaklı olsunlar. Olsunlar da hünkârımızın gazabını uğratsınlar. Duyuyor musun beni? Allah bana yaşattıklarının bir mislini yaşatsın sana. Duyuyor musun beni Ümmet? O çok sevdi. Aşık olduğum Sultan Süleyman bir katil. Evlat katili. İçten içe mutlusun. Bayram ediyorsun değil mi? Haşa paşam. Hiç olur mu? Siz beni yanlış tanımışsınız. Vezir Azam Hazretleri sizi bekliyor Üstad Paşa. Hayrola paşa, beni görmek istemişsin. Karşında bir vezir-i azam var senin. Hürmette kusur edersen bedeli ağır olur. Anlaşılan paşa hazretleri beni düşman bellemiş. Kafi miktarda düşmanın var zaten. Aralarına beni de ilave etme istersen. Şimdi eşyalarını topla, sarayı terk et. Sen ne dediğinin farkında mısın paşa? Bu ne cüret? Emirlerime karşı mı geliyorsun? Haşa paşa. Ne haddime? Lakin saltanat naibi şehzademiz ve sultanımız benim burada kalmamı istiyorlar. Mühim olan hünkârımızın ne istediği. Kendileri dönene kadar hiçbir vazifeniz olmadığı gibi saraydan da uzak duracaksınız. Şimdi ya kendiniz gidin ya da ağalara emir vermek zorunda kalacağım. Şu an işgal ettiğim makam benim makamımdır. Bugün değilse yarın tekrar ben oturacağım orada. Ve ilk emrim senin kelleni almak olacak. Laflar etme paşa. Sen daha ne olduğunu anlamadan şuracıkta alırım kelleni. Şimdi yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni.
Sultanım. Kalmanı isterdim Mahidevran. Lakin bu son hadiseden sonra yakışık almaz. Uzakta olman en hayırlısı. Haklısınız sultanım. Benim Bursa'da, Metfun oğlumun ve torunumun yanında olmam lazım. Nergisyah Sultan'ın yanında olun. Rahmetli Şehzademiz Mustafa'mın yegane yadigarı o bize. Size her daim destek olacaktır. Şehzademizin türbesi için. Eksik olmayın sultanım. Beddualarım Hürrem'in yakasını bırakmayacak biliyorum. Siz de elinizden gelin ardınıza koymayın. Yolunuz açık olsun sultanım. Beddualar bütün haremin dilinde. Düşünce bile tüylerim ürperiyor. Düşünmeyin. Bu saraya geldiğimden beri Mahidevran'ın hiç hayır duasını almadım zaten. Gidiyor işte. Tekrar gelmesi de mümkün değil artık. Validem. Rüstem Paşa'nın vaziyetiyle alakalı bir şey düşündünüz mü? Sonra veririm ha. Hünkârımıza mektup yazmıyor, halini hatırını sormuyorsunuz. Ne benim mektup yazacak halim var, ne de hünkârımızın cevap yazacak hali. Oğlunun idamını hükmederek elini kor ateşlere soktu. Ciğerini söküp sofrasına koydu. Cihangir'im onun gözünün önünde eridi. Yok oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ne ben? Ne o? Nihayetinde aşk galip gelecek sultanım. Bunca yıldır böyle oldu zaten. Şehzadem, Rüstem Paşa huzurlarınıza kabul beklerler. Gelsin. Şehzadem, Vezir-i Azam Ahmet Paşa'nın yanından geliyorum. Derhal sarayı terk etmemi söylediler. Malumatım var Rüstem Paşa. Buna müsaade mi edeceksiniz Şehzadem? Saraydan dışarı çıktığım an hainler üzerime çullanırlar. Hünkârımız böyle istemiş. Belli ki hala kızgınlar sana. Hal böyleyken şimşekleri daha fazla üzerine çekme. Merak etme. Yanına ilaveten bostancılar vereceğim.
Sarayında korunman için lazım gelen her türlü tedbir alınacak. Hüseyin Çavuş'a söyle, dediğim yere gelsin. Meğer gizlice nikahlanmışlar. Evlilermiş yıllardır. Cesarete bak, ben de kızlardan duydum. Ben de onlardan duydum. Ne konuşuyorsunuz siz öyle? Hiç sultanım. Söylesenize. Laflıyorduk öyle sultanım. Şehzade Beyazıt'la gizli nikah kıydığına göre cesur oldu. Ömrüm sultanımızın gazabından korusun. Aferin can feda. İyi iş başardın. Bakalım bu kez nasıl örtbas edecekler? Bak şu Uğur Cihan'a. Saman altından su yürütüyormuş demek. Hürrem Sultan'ın ışımına uğrayacaklar belli. Nasıl bu kadar uzun süre saklamışlar hayret doğrusu. Bayezid'le öyle karar almışlar herhalde. Haklı olarak başlarının büyük derde girmesinden de korkmuşlardır. Kim bu sırrı işitip de ifşa etti acaba? Böyle olmasını istemezdim Rüstem. Validem de çaresiz. Hünkârımızın emri olunca akan sular durur. Elbet öyledir Mirva. Gel. Sultanım. Hazırlıklar tamam. Beykoz'daki konağa gideceğiz paşam. Hususi muhafızlarımı da getirdim. Şehzade Bayezid Hazretleri'nin tahsis ettiği bostancılar da burada. Sağ ol Sinan. Varlığın bana kuvvet verdi. Ben dışarıdayım. Sultanım. Hürrem Sultanımız saatli düşünemiyor artık Mihrim Ağa. Ne yaparsak biz yapacağız. Unutma, ben tekrar Vezir-i Azam olmazsam Şehzade Bayezid'in tahta çıkması zinhar mümkün değil. Sokullu'ya da güvenme. Daha şimdiden Ahmet Paşa'nın kanatlarının altına girmiş. Huri Cihan'ı da onlar mı getirdi sence? Şehzade Bayezid'in ayağını kaydırmak için her şeyi yaparlar. Üzülme. Ben sağ olduğum müddetçe hiç kimse size zarar veremez. Bayezid'le evlendiğini niye benden sakladın? Cariyelerden mi öğrenecektim ben bunu? Öğrendiler demek. Huri Cihan. Bayezid böyle istedi sultanım. Hem hakkı da var. Onu korumak için buna mecburdum. Bayezid benim her şeyim. Gerekirse onun için canımı dahi veririm. Bir an olsun tereddüt etmem. Hürrem'in öfkesi, nefreti de mi hiçbir mana taşımıyor senin için? Hürrem Sultan biliyor zaten. Hem de yıllardır. O da benim gibi şehzademizin iyiliği için sesini çıkarmadı. Gel. Sultan. Nikah meselesini hareme kimin ifşa ettiğini öğrendim. Canfeda Hatun. Nurbanu Sultan'ın kalfası. Sultanım müsaadenizle.
Dur Banu Hatun. Derhal buraya gel. Bir şey mi oldu Sultan? Sen kimsin Hatun? Sen kim oluyorsun da benim hakkımda dedikodu yapıyorsun? Haddine mi düştü? Benim adım Nurbanu. Nurbanu Sultan. Şehzade Selim'in gözdesi. 4 çocuğun anasıyım. Benimle böyle konuşamazsınız. Haddini bil. 4 değil. 14 çocuğun olsa da nafile. Sen bir kölesin. Ve bu asla değişmeyecek. Şimdi derhal izahat ver bana. Neden bahsettiğinizi anlayamadım sultanım. Ben kimsenin dedikodusunu yapmadım. Yapmam. Eğer hakkınıza çıkan lafları diyorsanız... evet ben de işittim. Doğrusu büyük cesaret. İnşallah hünkârımızın kulağına gitmez. Edepsiz! Sen kim oluyorsun da benim hakkımda böyle konuşabiliyorsun? Huri Cihan, bu kadar kâfi. Sultanım. Daireye dön. Huri Cihan. Size işinize bakın. İyi misin Hatun? Sen ona bakma. Bu meseleyle bir alakan olmadığını biliyorum. Zaten nasıl olsun ki? Asabı bozuk. Neye çatacağını bilmiyor. Dairene dön. Bu tokadın bedelini ödeyecek. Göstereceğim onu gününü. Odan burası. Bir şeye ihtiyacın olursa ağalar kapının önünde olacak. Şu düştüğümüz hale bak. Kaçamazsın Rüstem Paşa. Artık şehzaden de yok. Ne yapacaksın bakalım? Aa!
Sen! Kardeşin! Bırak kardeşimi. İndirin silahlarınızı. Rüstem! Bırak! Yol açın. Aç yolu. Çekil! Açıl! Bir kere sattı Sinan Paşa. Sen yine de o yılana güvendin. Arkasını kolladın. Hata ettin. Söyle ağlar kılıçlarını bıraksın. Söyle! Abi! Atın kılıçlarınızı. Atın! Evvela mektubu çaldırdım, sonra başka mektup yazıp Kütahya'ya yolladım. Yetinmedin, cümlelerimi ilan ettin. Gidiyorsun sen! İnkar etme. Uğurcan'la nikahından bahsediyorsan evet, işittim o mevzuyu. Korkunç bir hata yapmışsın. Lakin beni itham etmen manasız. Tek düşmanım ben değilimdir herhalde. Yalan söylüyorsun! Ver kardeşime. Ver. Hadi. İyi bak Rüstem Paşa. Bu ölüm de senin eserin. Yapma! Uğurcan'la nikahlandığımı cümle aleme duyuran tahmin ettiğim gibi Selim'miş validem. Size söylemiştim. Kardeşim bir kabahat işlemiş. O da bunun farkında. Lakin o kabahati böyle bir oyunla ortalığa nasıl dökersin? O senin düşmanın değil. Sizin vaziyetten haberiniz vardı ve sakladınız, öyle mi? Aynı hatayı Şehzade Mustafa da yaptı. Akıbetini gördün. Ne yapmaya çalıştığımı anlamıyor musun? Ne fark eder validem? Hakikat ortada. Bayezid bir kabahat işledi. Siz de bu kabahate ortak oldunuz. Hünkârımız bundan haberdar olacaktır. Olmayacak. Zinhar olmayacak. Herkesi susturacağım. Sen de susacaksın. Yemin edeceksin ve susacaksın. Boşuna uğraşmayın validem.
Bir erkek gibi karşıma çıkmak yerine bir hatun gibi iş görmekten vazgeçmez o. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Hemen haremini topla, defol git saraydan. Seni burada istemiyorum. Bayezid. Gidiyor validem. Emrediyorum. Selim. Selim. Selim bekle. Sakin ol. Her şeyi çözeceğiz. Vaktiyle bana bir söz vermiştiniz validem. Yalnız yürümeyeceğimi söylemiştiniz. Bu sözünüzü tutacak mısınız? Selim, ne olur. Bu mevzuların sırası değil. Hayır validem, tam sırası. Bana bir cevap verin. Bu sözünüzü tutacak mısınız? O sözü verdiğimde Savaş Şehzade Mustafa'ya karşıydı. Şimdi karşındaki kardeşin, o da benim oğlum. Ben yaşadığım müddetçe birbirinizle savaşmayacak, birbirinize zarar vermeyeceksiniz. Buna müsaade etmem. Bu... Ben cevabımı aldım validem. Kâfi. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Aç kapıyı. Şehzade. Bana imalı bir teklifte bulunmuştun paşa. Kabul. Rumeli'de çıkan isyan Bayezid'in en büyük imtihanı olmalı.